Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanlar, öncelikle tüm emekçileri ve sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Daha fazla hekimimizi, sağlık çalışanımızı, vatandaşımızı pandemi ya da sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle kaybetmememiz için sürdürülebilir bir sağlık politikası ve bu politikayı uygulayabilecek halk sağlığını önceleyen bir bütçeye ihtiyacımız var. 116 milyar lira olan Sağlık Bakanlığı bütçesi meclise geldiğinde dolar kuru 9.19'du. Yani 12 milyar 613 milyon dolar olan bütçe komisyon aşamasında 9 milyar 600 milyon dolara düşmüştü. Bugün genel kurul aşamasında ise kur 13.88, yani bütçe 8 milyar 357 milyon dolara düştü. 4 milyar 256 milyon dolar daha yıl başlamadan 116 milyar liranın yarısından fazlası, 59 milyar lirası uçtu gitti. İlaç dolarla, cihaz, tıbbi malzeme euro ile, beton Türk lirasıydı. Bu kamu özel işbirliğiyle onu da dolara çevirdiniz. O da dolara döndü. Sağlık personeli için bütçeye ihtiyaç vardı. Yeni sağlık personeli alımı için. Sağlıkçılarımızı yabancı ülkelere kaptırmamamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki 2022 yılı bütçesini kötü ekonomi yönetimi, belirsiz kur baskısı, yanlış politikalar nedeniyle konuşmak durumundayız ve bunu düzeltmek durumundayız. Sağlık Bakanlığı bütçesine baktığımızda yanlış ekonomi politikalarında sergilenen ısrar neticesi koruyucu halk sağlığı hizmetlerine bütçe kalmamıştır. Sağlık Bakanlığı bütçesi hızla şehir hastaneleri bütçesine dönüşmektedir. Euro'daki, dolardaki bu artış neticesi. 2022 yılında pandeminin daha da artacağı göz önüne alındığında günde de 200 kişinin bugün dahi resmi rakamlara göre PCR pozitif ve pozitif olmayanları da ve COVID'e bağlı hastalıkları da göz önüne aldığımızda yaklaşık 500 hayatını kaybeden yurttaşımız var her gün ve bizim 100 liradan sağlığa ayırdığımız pay sadece 6 lira 60 kuruş. Bizim bu bütçeyle bu önümüzdeki süreci yönetmemiz mümkün değil. Hekimlerin özverisiyle bugünler geçiyor ama artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Hekimler, sağlık çalışanları artık tükenme eşiğini geçmiş durumda. Yurt dışına gitmek için çalışma başvurusu yapan hekimlerin durumu bunu bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. 2012'de sadece 59 hekim yurt dışına gitmek için başvurmuşken bugün 2021'de daha yıl bitmemişken 1270 hekim yurt dışına gitmek için, yani her gün 4 hekim yurt dışına gitmek için başvuru yapıyor. Böylesi bir durumda sağlığımızı nasıl koruyacağız? Değerli arkadaşlar, bizim Cerrahpaşa, Çapa ve Hacettepe yıllık 1133 kişi mezun ediyor toplamda. Ama biz 1270 hekimi yurt dışına kaptırıyoruz ve bunlar da yetişmiş ve Türkiye'nin en nadir bulunan hekimleri maalesef. Bizim bu süreçte mutlaka hekimleri tutacak iyileştirmeleri yapmamız gerekiyor. 12-13 sene eğitim alan bir uzman hekim 850 dolar maaş alacak, emekli maaşı alacak diye kıyamet koptu. Halbuki ilim itibar görmediği, sanat takdir edilmediği yerden göç eder demiş İbn-i Sina. Biz bunları göz göre göre sağlığımızı kaybediyoruz ama bir şey yapmıyoruz. %10'dan fazlasını her yıl mezun ettiğimiz hekimleri biz maalesef yurt dışına kaptırıyoruz. Bizim bu sistematik kötüleşme durumuna karşı meclis olarak da bir şey yapmamız ve bu düzeltmeleri bir an önce gündemimize alıp yapmamız gerekiyor. Bu bütçeden hemen sonra mutlaka sağlık çalışanlarının, hekimlerin hak ettiği iyileştirmeleri hep beraber yapmak zorundayız. Sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çıkardık. Yeterli değil demiştik. Onu yeterli hale getirelim demiştik. Maalesef yapılmadı. Daha Cerrahpaşa'da geçtiğimiz hafta aynı gecede çocuk sağlığı kliniğinde 4 tane saldırı vakası yaşandı. Bizim bir yandan sağlıkçıların üzerinde duran malpraktis baskısı var ve bu malpraktis baskısı neticesinde insanlar artık hastaya dokunamaz hale geldi hekimler ve önceden primum non nocere diye bir şey vardı. Hekimler önce zarar verme derdi. Şimdi önce zarar görmemek için defansif tıp dediğimiz hastaya dokunmuyor. Hastaya dokunmadığında da hasta maalesef sağlığından oluyor. Özellikle TUS'un ikinci döneminde bazı branşlarda, çocuk sağlığı hastalıkları gibi, genel cerrahi gibi, beyin cerrahi gibi branşlarda maalesef insanlar artık
Tamamlayın sözlerinizi. Hekimler buralara başvurmadığı için de bu kadrolar boş olarak devam ediyor. Geçen yıl 800 kadro bu şekilde boş oldu. Bir dönemde başvurular karşılık bulmadı. Bizim bu riskli branşlardaki hekimlerin tekrardan burayı tercih edebilmesi için tekrardan bazı düzenlemelere gitmemiz gerekiyor. Bir yandan da psikiyatri yasasının, yani ruh sağlığı yasasının çıkması gerekiyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir psikiyatri hastası, yatması gereken bir psikiyatri hastası yatırılmadığı için, yasalardaki boşluktan dolayı bir genç kızımızı kılıçla katletti. Bir başka kişi de bir çocuğu, bir gencecik öğrencimizi deccal diyerek katletti. Onun için ruh sağlığı yasasının bir an önce çıkartılması gerekiyor. Meclise de bu konuda görev düşüyor. Bizim bu saatten sonra yapacağımız sağlıkçıların şartlarını iyileştirmek. Bu giden hekimler sadece kendileri gitmiyor, Türkiye'nin sağlığı da gidiyor.